Rinoplasti ameliyatının teknik incelikleri üst çatı. Biz burun ameliyatını yaparken burnu aslında 3 ayrı bölümde ele almayı severiz. Bunlardan birincisi üst çatı. Üst çatı burnun yaklaşık üst 3'te 1'i sayılabilir. Kemikli bölümdür. Daha serttir. Ve daha az belirgindir. Aslında burnun alt kısmı daha ön planda kalır. Ama üst çatı burnu taşıyan, yön veren bölge sayılır ve o nedenle kimi zaman mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Bazen hiç dokunmaya ihtiyaç yoktur. Ama üst çatı bizim için alından itibaren başlar. Yani sadece burnun kökü gibi düşünmemek lazım. Alınla yaptığı bir eklem vardır. Dolayısıyla buradaki şu çukur, burnun kökündeki çukur, hemen altındaki kemik ve bunun yanları doğru açılımı. Bu bölgeleri ameliyat ederken dikkat ettiklerimizden birisi, bu çukur yeterince derin mi ya da çok mu yüzeyde? Eğer çok derin değilse belki onu derinleştirmemiz gerekebilir. Ve bunu da her türlü gereçle yapamıyoruz. Bunun için benim kullandığım gereçlerden birisi tur adı da verilen, kemiği böyle törpüleyen motorlu bir gereç. Ve bu o bölgeye uzanıp son derece kontrollü bir şekilde bunu sağlayabiliyor. Yani o zaman daha derinleşme sağlayabiliyoruz. Derinleşme değil, tam tersi zaten derin bir burun kökünü yüzeyselleştirmek isteyebiliriz. O zaman da o bölgeye küçük parçalar ekleyebiliyoruz. Ve bu ekleyeceğimiz parçaların da kendisini göstermeyeceği bir kıvam vermek gerekiyor. Bunun için daha üst bölümü ve orta hatta yakın bölümünü daha sert tutarken yanlara doğru olan bölümünü böyle yumuşayarak yanlara doğru eğilecek şekilde vermek gerekiyor. Sanki kanatlıymış gibi ama kanatları aşağı doğru basılmış gibi bir küçük ekleme. Bu sözünü ettiğim şey sadece 4-5 mm çapındaki bir bölgede yapılan bir durum. Peki hemen altındaki kemiğe ne yapıyoruz? İşte bu kemik içinde yine son yıllarda giderek fark ettiğim şu, tur muazzam bir fark getiriyor. Daha önce kullandığım bazı keskiler ve törpüler vardı. Benim ellerimde en azından daha kontrolsüz sonuç elde ettiğimi gördüm. Oysa turun birkaç milimetre enindeki ucuyla son derece kontrollü, her seferinde ölçerek, biraz yaptım, tekrar dokuları yerine yatırıp kontrol ederek, biraz daha yapayım mı, biraz bekleyeyim, başka bir aşamadan tekrar kontrol edeyim diyebildiğim bir aşamadır bu. Üst çatı önemli çünkü buruna hem yön veriyor hem de aslında biraz daha sert dokularla çalıştığımız için bir iskeleti çok sağlam yapmamız gereken bir bölgeden söz ediyoruz. Onun için rinoplastinin teknik inceliklerinden söz ederken üst çatıya ayrı bir yer vermek gerekiyor.